Daha önce ojeleriyle dikkat çeken Gökhan Türkmen, Kıbrıs'ta sahneye 1960'ları andıran saç sakal bıyık imajıyla çıktı. Gökhan Türkmen neden 1960'lı yıllara döndü? Ben hani modayı çok takip ettiğimi söyleyemem açıkçası. Yani çok üstünde durmuyorum. Takip etme durumum yok. Kendi içimden geleni yapıyorum. Zaten şu an hani yaptığım sakal modeli de çok şu zamana yansıtan bir şey değil. O yüzden de içimden nasıl gelirse öyle yapıyorum. Ya sakal, zaten 40 yaşına geldiğimde sakalımı kesmeyi düşünüyordum açıkçası. 1 Eylül'de değil de sinemin doğum gününde kestim. Bir an öyle kesmek istedim yani. Şu an çok memnunum. Daha da uzatmayı düşünmüyorum yani. Çok uzatmam herhalde. Onun dışında da genel olarak tarzda yani seviyorum kendimle uğraşmayı. İşte ne bileyim, kendime yakıştırdığım her şeyi aynada gördüğüm zaman güzel, hoşuma gidiyorsa devam ettiriyorum. Eğer hoşuma gitmiyorsa eski halime geçiyorum ya da başka bir şey düşünmeye çalışıyorum falan. Gökhan Türkmen'den oje açıklaması. Ben ilk küpe taktığım zamanlarda bunu çok yaşadığım için ya şu an tuhaf gelmiyor bana. Tabii ki yani insanlara bir erkeğin oje sürmesi falan tuhaf gelebilir. Dediğim gibi, ama ben kendime bunu yakıştıramamış olsaydım silerdim, bir daha yapmazdım. Ama yani hoşuma gidiyor. Çok eskiden zaten yapıyordum ama çok tabii ki böyle o kadar eskiden yani ojeyle dışarı çıkmak biraz zor oluyordu. Şimdi 40 yaşına girince insan yani her şeyi yapma ve dediğim gibi kendini yakıştırıyorsan her şeyi yapmak istiyorsun yani. Kesinlikle. Bu saatten sonra da dediğim gibi yani eleştiri tabii ki olur. Sevmeyen sevmez, bakmaz. Seven de örnek alır ya da işte ne bileyim başka bir şeyden feyiz alır. Yani ben de zamanında dediğim gibi yani İlhan İrem'den çok ojeli, onu ellerini ojeli, parmaklarını ojeli görünce falan biz de şaşırıyorduk. Ama nasıl yani, erkek oje sürer mi falan diye. Yani daha önceden gördüğümüz, bildiğimiz ve yaptığımız bir şeydi aslında da işte şimdi biraz da moda olunca, dünyada da moda olunca falan nail art da birazcık buna tabii ki şey yaptı, artı kattı. O yüzden öyle işte kafamıza göre bir şeyler yapıyoruz yani. Aslında evet. Biz erkeklerde oje olayını merhum değerli sanatçı İlhan İrem de görmüştük. Siyah oje sürmüştü. Sonra Kenan Doğulu da gördük. Sonra Uraz Kaygılaroğlu'nu da gördük. Ben de onu da hatırlıyorum. Sonra Bartu Küçük Çağlayan'ı da gördük ve derken... Aa, ben Enis'te, Enis Arıkan'da çok tatlı böyle desen desenlisini gördüm. O mesela onda çok bayılmıştım. Tatlış mı diyorsun? Çok tatlıydı, desen desenli. Böyle ne hani düşünüyorsun erkeklerin gibi, oje gibi sürmesi konusunda? Ya şimdi bir proje için, bir konser için sahne, şov bana hiçbir şey abartı gelmez. Hmm. Ama günlük hayatta kullanıyorsa o onun zevki, benlik değil. Evet, yani günlük hayatta da karşına evet, öyle gelsin istemezsin. Evet. Yani şimdi benim bir için. Anda akşam eşinin ojeli gördüğünde düşünsene. O parmaklarını koparırım. Ay sürebilir. Zaten şimdi hayatta da benim eşim, ben kendi eşimden bahsediyorum. Ama gerçekten bir proje olduğunda, bir şov yani, anladın mı? Yani bunların hepsi daha abartı bile olabilir. Yani kullanabilir. Her şey. Takma tırnak bile takabilir. Benim için sıkıntı yok. Evet. Sahne, takma televizyon, şey, şov dünyası. Evet, evet. Taşır. Hayır, sahneye çıkarken her türlü çılgınlığa tamam. Dediğin gibi şov dünyası ve biz konuşuyoruz. Onlar yapıyor, biz konuşuyoruz. Sosyal medya tartışıyor. Ama günlük hayatta hani bir erkek arkadaşım gel bir kahve içelim falan. Herkese yakışacak şeyler ben çenemi ya. Tutamam. O ne çıkarsana. Olmamış. Ama derse ki Müge buradan sahneye gidiyorum. Benim işte performansım var, o zaman tamam. Yani ama bazen yakışıyor. Yani. Belki o şeyle dolaşmak istiyor Müge. Kahveyi dolaşmak de seninle yani illa sahne sanatlarıyla uğraşan biri değil. O günlük hayatında da o var, ben görüyorum. Erkek görüyorum, görüyorum caddede yani. Görüyorum mesela. Ben de görüyorum. Mesela bazılarına yakışıyor, kız öyle değil mi? Ben mesela yakıştıran var kendine. Şimdi şu kırmızı, bu bluz her kadına yakışmayabilir, tamam mı? Yakışır. Ama sana yakışmış. Hayır, sana yakışmış. Ama şimdi bazıları kırmızı erkek de giyse, kırmızı pantolon giyse ne güzel derim. Ben erkeklerin renkli giymesini yani çok seviyorum. Kendine yakıştırmasını söylüyorum. Ama evet, ama oje başka bir şey. Ne, oje başka eşittir. Bir şey Müge? Kadına mahsus bir şey. Kız cila sürüyorlar, manikür yaptırıyorlar, ne fark ediyor? Ya manikür yaptırıyorlar. Ya rimel sürmesin ya. Ama rimel sürmesin pardon, o kadar parlatıcı değil. Parlatıcı sürüyorlar, göz atsın. Ha, pardon, bir şey söyleyeceğim. Oje sürsün, rimel sürmesin. Ne? Ya rimel ya, rimel diyorsun, pardon. Niye bu ne pardon? Bu ne oluyor? Yani bu ya, bana bu eğlenceli geliyor. Bu rümel şey, dişisel bir şey değil mi yani, erkek ne? Niye rümel sürsün ki erkek? Sürüyorlar. Bir de böyle bir taşlı yüzük taksın. Bir de yüzük şey oje sürsün rengarenk. Yüzük olur, yüzük de olur, sıkıntı yok.
Aman herkes olur, istediğini olur. Yapsın. Herkes iste, ya, bir şey yapsın. Sen bence yakıştırın ama. Düşünsene. Yakışmazsa olmaz. Bir gün kahve içiyorsun. Tanıdığın da bir meslektaşın da olabilir. Arkadaşın. Müge'yi buraya sinir oldu. Müge düşünsene ojeyle karşına geldi. Konuşurum. Ne yaparsın? Konuşurum. Git çıkar. Kalk, bu ne alakası var? Çıkar ojeyle öyle gel. Aseton aldırırım. Ondan sonra çıkar dayanamam. Allah'ını seviyorsan takılırım. Oturamıyorum der. Takılırım yani. Dikkatin de sende muhabbet edemeyeceğim. Kahve içerim ama onun neden... Hani yaptığına dair. Herhangi bir performans sanatlarıyla ilgilenmiyorsa sahne, mahne, tiyatro, konser falan onlara bir şey diyemem. Onlar onların performans alanları. Orada hiçbir sözüm yok. Hayatın içinde de performans alanları nerede? Olabilir. Nerede? Neyin performansını verecek? Ya normal hayatın içinde, iletişiminde, arkadaşlarla muhabbeti iletişim, de bir performanstır. Benle iletişimi kesilir konuşulurken eğer diyorsun, o bir performansı. Mavi, kırmızı falan. Hatırlıyor musun sen dantel giyen erkekler için de ay hiç tahammül edemem falan demiştin. Ya onu sahnede gömlek, giysin. Bir davette eğer o davet ünlü bir markanın davetiyse orada da giysin. Ama karşıma dantelli gömlekle gelmesin ya. İyi dantelli gömlek, oje, evet, rimel. Ne oluyoruz? İşte öyle mesela ama hepsi Gökhan Türkmen olmaz, çok güzel yorar. Bir şey soruyor. Bak, teker teker. Bak, lütfen teker. Bir gün şöyle gel, bir gün böyle renkli olsun lütfen. Yani bir farkı olsun. Çünkü bence büyük çünkü alıştırmış lazım. Anladın mı? Alıştırmış. Ben... Büyük konuşma başına mı gelir diyorsun? Yani her konuda ben rehab saatten sonra oje sürmez. Aa, benim kocamdan da rahatım hiç öyle işler ama. Hani bir çok sevdiğim bir arkadaşım olabilir. Sevdiğim arkadaşıma da derim ki bir projem mi var? Evet bir sergi açacağım. Bağlıyor bak. Sahne sanatları güzel sanatlar. Takıntılı kızım. Projeye kabul etmiyor çünkü onu. Projeye bağlıysa başımın üstünde yeri var. Peki. Git projeni sun. Sosyal hayatta. Ben bak Gökhan Türkmen diyor ki belli bir yaşı geçtikten sonra kadın erkek fark etmez diyor. İnsan diyor içinden geldiğini yapmak istiyor. Doğru. Yapsın. Sahnede yapıyor. Ama şey o da bir fotoğraf çalışması. Tabii farkındaysan değil mi? Yani? Aynen. Ve sahneye çıkarken de sürsün. Takı da ona yakışıyor bak. Evet. O böyle favoriler, gözlükler falan onu da yakıştırmış. Önceki yani. Daha güzel. Ben bu sakalı beğenmedim mesela. Tabii zevk meselesi. İmaj sakalda ben Mert Demir'e benzetiyorum. Ne kadar bu aç tam tersi söylese de. Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi. Evet Mert Demir. Çünkü onun bir tarzı var. Evet, o tarza çok benzetiyorum. Ya galiba biraz 1980'lere falan gidiyoruz. Değil mi? Değil mi? 90'lardan 80'e kaydık tabii. Ya. Aynen. 70'ler, 80'ler, işte 90'larda durduk. Peki sırada bir haberimiz var. Bu kadın, erkek, evlilik, boşanma, nafaka türü haberlerde böyle herkes bir hassas ya. Onunla ilgili bir haber. Oyuncu, Alman oyuncu Wilma Els, ikizlerinin babası Kerem Göğüş'ten aylık bir nafaka alıyor ikizleri için. Fakat Kerem Göğüş çıktı ve dedi ki bu nafaka çok fazla. Fazla dediği nafakanın fiyatı nedir? Neye indirmek istiyor ona bir bakalım. Bir de Wilma Els'ten böyle bomba gibi bir cevap geldi. Onu da okuyacağız.